Yani o Yani konularda ona aslında. mesela işte Kuzey Suriye demeyin deniyor yani. Şimdi o biraz daha düşük bir Yani ton. Suriye'nin kuzeyi kelimesini kullanıyor. Ya şimdi aklıma geldi, sordum. Şimdi geçelim tekrar Türkiye, Amerika neden bunu yapıyorum? Çünkü yani ekonomik anlamda bir takım tartışmaları da bu beraberinde getiriyor. Önemli bir küresel güç ve büyük bir emperyal bir güç. Şimdi Sayın Erdoğan'ın Amerika ziyaretinin de akabinde soracağım. Biz normalde 24 Nisan'da sözde Ermeni soykırım yasa tasarısı bizim her sene konuştuğumuz 24 Nisan geldiğinde başlarız konuşmaya. İşte başkanlar çıkar, büyük felaket derler. Olay öyle bir şekilde kapanır gider. Fakat biz Barış Pınarı Harekatı ve Rusya ile masaya oturup geldikten sonra hiç beklemediğimiz bir zamanda Temsilciler Meclisi'nden Türkiye Ermeni soykırımını yapmıştır şeklinde bir yasa tasarısı çıktı. Karşılığı yok deniyor. Yani bu Temsilciler Tabii öyle. Meclisi'nin. Ama ardından da yaptırım kararları. Yaptırım kararlarının da karşılığı yok. Karşılığı yok. Fakat biri şu söyleniyor. Yahudi lobisi bugüne kadar hiçbir zaman Ermeni lobisine destek olmamıştı. Ama bu son hareketler Yahudi lobisini de ayağa kaldırdı ve Türkiye'ye karşı ayağa kalktı Amerika'daki Yahudi lobisi ve Ermeni soykırımını da onlar açığa çıkartmak için adım attılar Yani deniyor. Katılıyor musunuz bu teze? Yani şimdi olay eğer bir Yahudi... vaka, yani buna masa demek için masa diyorsanız tamam doğru. Ama şunu diyorsanız arkasından ya da buna getiriyorsanız lafı, efendim işte gördünüz mü sizin İsrail'le aranız kötü. Aranızı kötü yaptınız. Kötü yaptığınız için de gitti onlar bu şeye destek verdiler. İşte bu yüzden gidin Tel Aviv'le barışın için bunu söylüyorsanız orada bir problemle karşılaşırız. Ve bu problem emin olun ciddi bir problem olur. Şu açıdan söylüyorum. Sizin tam nerede olduğunuzdan şüpheye düşerim. Anlatabiliyor muyum? Yani tam Evet. nerede durdunuz? Buradaki, burası neresi? Bütün Orta Doğu'daki melanetin sebebi bu adamlar ya. Bu adamlar. Bakın bunlar olmasaydı Ya İsrail hükümeti diyelim. İsrail bizatihi kendisi. Hani yani halk olarak yani Her hakim bizatihi. antisemitizmi şey yapmamak Bakın şimdi açısından işte dedim. bunlar olmamalı. Yani kritik şeyler Ne var ya olduğunu böyle. biliyoruz. Bakın. Ya seyredenler de biliyor da yani sonuç hani bu bir İsrail hükümeti ya da İsrail devleti ya da Siyonistlerin İsrail arzusu da diyebiliriz belki. burada dökülen kanların hemen hemen bütününden sorumludur. Amerika'dan bir tık alttadır. Bakın ya bu da masumların ölümünden. Yani suçlu zaten yok da. Yani çoluk çocuk, bebek, kadının ölümünden bahsediyoruz ve bunların bir hesabı artık tutulamıyor. Biz şimdi Suriye'yi konuşuyoruz. Burada hani göçenler, hayatları mahvolanlar falan ama 48-49'dan beri ölenler var. 19, yani İsrail'in kuruluşundan beri ölenler var. Bu habis bir uf. Yani bunu İsrail'i kötülemek için söylemiyorum. Metastaz yapıyor. Bulaşıyor. Bakın Barış Harekatı, Barış Pınarı Harekatı olmasaydı 100 yılın planı devreye girecekti. Büyük Şimdi Kürdistan mı? hayır, bütün Yani büyük İsrail. Tabii vaat yani edilmiş topraklar. arkası o geliyordu. Yani Türkiye için tabii olan. herkese para dağıtacaklar arkasına. Suudi Arabistan alacak, Filistin'i alacak, Mısır'ı alacak, alacak oğlu alacak ve oradan gelip ki bu işin bir de batı tarafı var. Doğu Akdeniz var, Levant var, Kıbrıs var, Sair var, ucu Yunanistan'a kadar giden bir yol var. Bu bütün haritayı blok olarak çökertecekler. Ya yapabilirler mi? Küçücük bir devletten Yaptılar, bahsediyoruz yani. yaptılar, yaptılar yani. Hani burayı yani o küçücük de o küçük devlet aslında biraz öyle de konuşabiliriz yani o öyle demek lazım. Zehirlidir. Zehirlidir. Tamam. Bu meseleyi sadece ben İsrail kötüdür üzerinden okuyamayız. Bakın ilk defa İsrail kendi tarihinde Amerika'dan şüphe eder duruma düştü. Ne zaman? Amerika'da işte şimdi. Bu Barış Neden? Tabii. Pınarı Çünkü bu bir domino taşı. Harekatı. Bir yere vurduğunuz zaman yani siz ne yaptınız? TSK'yı şöyle iteklediniz. Çomak Biz soktuk yani biz bir şeylere değil tabii mi? canım yani iteklediğinizde o gitti bir yere vurdu. O gitti başka bir yere vurdu ve bunlar ne kadar da oldu biliyor musunuz? Saniyeler içinde. Saniyeler. Bakın dış politikadan bahsediyoruz. Orta Doğu gibi bir coğrafyadan bahsediyoruz. Ya bu işte yüzyıllardır kayan kumlardan bahsediyoruz. Bakın şöyle yaptınız.
Ve gitti domino taşları vurmaya başladı. Amerika geri çekiliyorum dedi. Şu dedi, İsrail paniğe kapıldı. Çünkü adamın dertleri var. Adamın büyük dertleri var. Halbuki İsrail, İsrail'i bu topraklarda huzurla yaşatabilecek bir ülke vardı. O da Türkiye diyeceksiniz, o da Türkiye muhtemelen. O da Türkiye'di ve tarihinin bence İsrail geçmişinin en büyük hatası Türkiye ile arasının kötü tutmaktır. Buradan da şunu söylemiyorum. Şu anda İsrail gelse tamam, hani biz teslimiz. Bundan sonra siz nasıl isterseniz biz öyle yapacağız. Bütün dünyaya da bunu söyleyeceğiz. Biz artık Türkiye ile birlikteyiz. Vallahi ben döner arkama bakarım. Hani başımıza ne geliyor diye. Bu güveni de yıktılar. Tabii. Bu güveni. Amerika da aynı şekilde. Amerika'nın anahtarını bize verse alırken bunun üzerine bir şey sürmüşler. O noktada millet. Tabii tabii. Ya, tabii hiçbir güven yok. Hiçbir ne sözüne ne inanıyoruz, ne şeyine yapıyoruz. Bir de şöyle. Zaten hani uzun uzun Amerika tartışabilirsiniz. Ya bizim şu kadar ilişkimiz var bir insan. Mesela size şöyle derler. 15 Temmuz'u kim yaptı? Amerika. Konu bitmiştir, kalkalım. Bu kadardır konu esasında. Ya da o sırada diyelim 15 Temmuz aklınıza gelmedi. Nasıl gelmez ayrı konu da. Hani bu PKK, YPG'yi, PYD'yi kim destekliyor? Tabii, Amerika. Amerika niye destekliyor? Parçalamak için biz. Bundan şüphesi olan mı var? Yok. Bundan şüphesi olan var ise ne konuşuyoruz hala? Veya şöyle bir fiction yapalım, kurgu yapalım. Şimdi siz devleti yöneten elitten birisi olan, yani 20 kişilik MGK düşünün. Önünüze getirdi bu ülkenin en kıymetli istihbarat servisleri. İşte MİT'iydi, askeri istihbaratıydı, emniyet istihbaratıydı, dedi ki alın efendim bu sizin işte bugünkü rapor. Raporu açıyorsunuz FETÖ, raporu açıyorsunuz PKK, YPG falan. Diyorsunuz ki kardeşim bunları kim yapıyor, niye durdurmuyorsunuz? Diyor ki Amerika yapıyor. Allah Allah, kanıtınız var mı diyor. Kamyonla yığıyorlar. Peki diyor, teşekkür ederiz diyorsunuz. Sonra MGK üyeleniyorsunuz. Bu Amerika hakkında ne yapacağız? Evet. Bence en kritik soru bu. Ben söyleyeyim. Şimdi herkes yani, soracak. Nedret Bey bunları söyle. Peki ben bugüne kadar daha fazlasını da söyledim. Ne yapmalıydı Türkiye peki? Abi bir dakika, zaten ya şöyle ne yapmalı? Söyleyeyim. Tabii şöyle. Ben onları bilemem. Oralarda ne konuşulur, ne edilir, ne edilir. Ama benim kanaatim şudur ki. Türkiye Amerika'yı artık dost olarak tarif etmiyor. Tamam. Dost olarak tarif etmiyorsa, ne olarak tarif ediyor ise ona göre davranıyor. Ama bu şu demek değildir. Tamam. Ha öyle mi? Yakın. Öyle değil. Şimdi mesela 13 Kasım konuşacağız belki biraz sonra. Sayın Cumhurbaşkanımız oraya gitme. Evet tabii gitmedi. Hiçbir sorun yok. Tabii ki gidecek. Bir kesim de gitmesin. Ha tamam. İşte o bir kesimi biliyoruz biz. Onların derdi şu. Senin Amerika ile aran kötü olsun ki siyaseten bana malzeme çıksın. Amerika ile senin aran kötü olursa işte ekonomin bozulabilir. Seni baskı altında yaptırım yapabilir. Şunu yapar, bunu yapar. Senin iç siyasetteki dengeni bozar. Malzeme ben çıkar. De aslında bozulan dengenin hükümet değil, Türkiye'nin dengesi olabileceğini umursamazlar. Ekonomi kötü gitti işte sizin yüzünüzden. Sen bunu istedin ama insanlar aç kaldı. Şükür Amerika'nın ya da bir başka gücün bizi o hale düşürme yeteneği artık yoktur. Fakat şu var. Bunu temenni edenler, işte onun için dedim, tam nerede duruyorsunuz arkadaş siz? Bastığınız yer Türkiye toprağı mı? Yoksa başka bir yerin toprağına mı basıyorsunuz? Onun için söylüyorum. Çünkü bu lafın ucu, ne kadar biz hassasiyet aman öyle dememiştir falan dersek, ne kadar bu lafın ucunu taşırsanız taşıyın, gittiği yer o laf. Allah nereye hizmet ediyorsun arkadaş sen? Ha, bu Türk vatandaşının sormaya hakkı olduğu bir cümledir. Toptan bir devlet bekası yani. Tabii millet bekası. Zaten söylemiyor ülke musun? Ülke bekası. Hani, beni eleştireceksin. Sabahtan akşama kadar eleştiriyorsun. Diyoruz ki arkadaş şurada savaşa giriyorum ben. Tamam, 2 dakika dur. Bak 2 dakika, 3 dakika da değil. Aynı gün yapıyor ya. Aynı gün. Bunu niye buraya sokuyorsunuz bilmem ne falan. Ya bir dur. Bir dur ya, 24 saat sus ya. Yani şunu demek istiyorsun. O çocukların annesi var, babası var. Biz dışarıdakilerle uğraşırken, yani inanılmaz olaylarla uğraşırken, bir de içeride uğraşmak, mesai harcamak zorunda kalıyoruz. Aynen öyle. Yani halbuki mesai harcayıp da şöyle, hani bugün 8 saat çalışacaktık. 10 saat o değil. O bütün değil, emekleriniz mahvoluyor ve yani kişinin emeği başkadır, devletin emeği bambaşkadır. Binlerce kişi bu devlet için çalışıyor. Evet, ama şöyle de bir şey söyleniyor. Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika'ya gitmeli diyenlerdensiniz. Şu ana kadar. Ama işte bir tarafta da aynı Amerika Mazlum Kobani Kod adlı bir YPG'li, yani bir teröristi belki de bir lider yapmaya hazırlanıyor. Bilmiyorum, öyle mi düşünüyorsunuz?
Beyaz Saray'a davet ediyor ve kırmızı bültende aranan birisi. Yani çok acayip şeyler yapıyor Amerika ve Trump ya da çok Beyaz. Çok söylüyoruz zaten. Çok acayip bir şimdi şey burada yapıyor. Burada şunu yap şey, ama şimdi biz konuşuruz da devletin işte sistematiği farklıdır. Devlet hepsini aynı anda görür, yönetir. Mesela ne yaptı? Hemen bizim Dışişleri Bakanımız olan Dışişleri Bakanını aradı. Dedi ki bu konuştuğunuz kişinin Interpol tarafından kırmızı bültenle evet. arandığını biliyor musunuz dedi. Biliyor musunuz dedi. Onlar da dediler ki ben mesajınızı anladım dedi. Mesajınızı anladım dedi. Ve şimdi onu da götürüyoruz oraya. İadesini istedik. Şimdi bak bu kısım böyle halledilir. Birinci kısım biz bu. Şimdi iade uluslararası isteyeceğiz. Hukuka ait bir yöntem var. Bunları her defasında yapmak zorundasınız. Yani biz diyebiliriz ki seyircilerimiz diyebilir ki kardeşim yapıyorsun da ne oluyor? Hayır yapacaksın. Yapmazsan hiç olmaz. Bunu cebe koyduk mu koyduk. Sonra sizin dediğiniz meseleye geleceğiz. Bu adam kim ya? Bu adam nereden çıktı? O zaman ben size iyice ters bir cevap vereceğim. Mesela Kandil acaba bu adamların adama nasıl bakıyordur? İyi mi kötü mü? Bence iyi bakmıyordur. Güzel. O zaman orada da demek ki bir boşluklu alan var. Yani orada da değerlendirilmesi gereken apayrı bir alan var. Ondan sonra biz adımlarımızı daha uzun adımlar da atabiliriz. Buradaki muratları ne? Ne amaçlıyorlar? Bu bölgede bundan sonrası için ne düşünüyorlar? Şimdi bu mesela hani petrolü söyledik ya. Amerika'nın buraya dönmekteki arzusunun bir parçası Suriye masasından atıldı ya. Tarihinde görünmemiş bir şey ya. Bir yerinden tutunmaya çalışıyor. Aslında çok şey ezikçe bir şey bu. Bayağı yani üzücü. Ben üzülüyorum. Bu Amerika yani. Yani hani, ne kadar düştün. Tabii yani dünya, hala öyle böyle seversiniz sevmezsiniz. Dünyanın en büyük silahlı gücü bu adam. Evet. Yani emsalsiz bir silahlı güce sahip. Gel gelelim artık onu da kullanamaz halde. Kullanamıyor. Yani kullanmasın zaten ayrı ya, konuda kullanamıyor. Yani bu silahlanma çünkü meselesi. Çünkü şöyle bir şey oluyor yani. Ama işte kullanmasın ama. Ne oldu işte hani Rusya ile burun buruna geliyorsun. Rusya'yı bir Amerika'nın silahlı kuvvetleri yenebilir mi? Yenebilir. Konvansiyonel açıdan öyledir. Yani Allah nükleer silah savaştan saklasın. Allah korusun. Tamam yani o zaman zaten kazanan ya da kaybeden diye bir şey konuşmayız. ama konvansiyonel olarak yenebilir. Yenebilir. Çin'i yenebilir mi? Hala yenebilir. Peki. Amerika'yı. Çin ve Rusya'yı yenebilir mi? Evet gar. Peki Çin Rusya Hindistan'ı. Peki Çin Rusya Türkiye'yi yenebilir mi? Şimdi bakın bu şöyle bir şey. Burada anlatmaktaki muradım şu. Türkiye Orta Doğu'da diyelim 100 üzerinden 60 ağırlığa sahip ülke. Tamamen faraziye söylüyoruz. İran'da Orta Doğu'da 100 üzerinden 25 atıyorum yine ağırlığa sahip ülke. Bunlar bir iki ülke bir araya geldiğinde toplamları %85 olmaz. Toplamları %95 olur. Çünkü bu etki yaratır. Rusya'yı Suriye'ye koyup yanına Türkiye'yi koyup yanına İran'ı koyduğunuz zaman katlanarak bunun giden bir şey var. Bunun toplamı %100 olmaz. %400 olur. Her yeri vurmaya başlar. Çünkü öbür tarafta Rusya'nın bir ucu ta nerede? Bir ucu kutupta. İran'ın öbür ucu şeye dayanıyor. Afganistan, Pakistan'dan Hindistan'a dayanıyor. Türkiye'nin zaten tarihi müktesebatı yeter. Yani Libya'da olay oluyor. Libya yani coğrafya yani hiçbir fikrimiz olmasa nerede bunlar desek haritadan baksak ne alaka diyeceğimiz. Türkiye diyor ki ben buraya müdahale ederim arkadaş diyor. Müdahale ederim. Ha. Kimse de demiyor ki senin Libya'yla ne ilgin var diyemez var çünkü. Bu böyle bir şey. Yemen. Sen Yemen hakkında niye konuşuyorsun kardeşim? Aslında sen niye konuşuyorsun ya sen kimsin? Ama adam Amerika'dan gelmiş şunu yapıyor bunu yapıyor. Şimdi bunları topladığınızda bir de şu var. Bu resmi konuşmalar oluyor. Gazeteler, basın, televizyonlar oluyor falan. Hiç acaba bütün bu Orta Doğu'daki halklar ne diyor derseniz. Evet. Mesela Erdoğan'ı dinliyorlar. Mesela şeyi dinliyorlar. Trump'ı dinliyorlar. Mesela İsrail Başbakanı'nı dinliyorlar. Ve sonra ne düşünüyor olabilirler? Bakın bunlar kendi iktidarlarını bile zora düşürebilir bu olaylar. Öyle mi? O, yani tabii, halkla şu tabii. söylendi mesela Barış Pınar Harekatı'ndan sonra Filistin ya. Filistin'den açıklama ya Arap Birliği mesela o zaman şu söylendi Filistin halkı aynı şeyi düşünmüyor. Düşünün ki biz Filistin davasına sahip çıkıyoruz. Evet. Filistin davasına sahip çıkıyor. Buna peki için, doğrusu Allah ne? Allah aşkına bunu bir açın. Yani tabii, bu nasıl bu nasıl bir doğrusu hep şurada duruyor. Yani Türkiye bakın. Bundan sonraki adımlarında mesela Filistin konusunda Türkiye tavrını değiştirir mi zannetmiyorum. Abi şöyle bir şey biz Filistin'e Filistin diye bakmıyoruz ki biz Filistin'e şunu şöyle bakıyoruz. Ya da herhangi bir mesele. Burada adaletli ve ahlaklı olan hangisidir? Ha, artı bir istersen, insan kıyımı var. İstersen sen kendini itiraz et. Türkiye'yi bağlamaz o. Anladım. Ha, burada bir adaletsizlik var mı arkadaş? Varsa ben buna itiraz ederim.
Ha. Efendim Filiz, siz ne karışıyorsunuz? Öyle değil. Dur bakalım. Siz dediğin benden ayırma. 100 yıl önce durum farklıydı oralarda çünkü. Öyle bir şey yok. Yani onu şey zannediyoruz biz. Burada bir dönem var idik. Şimdi çıktık gittik. Her şey yok oldu. Öyle olmaz. Olmadığını görüyoruz. Hindistan'da da durum öyledir. Yani bu tarih olayların bir tortusu var. Ve bu tortu Türkiye özelinde başka ülkelerin tortularına benzemiyor. Yani Fransa bugün Afrika'daki sömürgelerinden çıksa herkes yani dualar eder. Ama biz çıktığımızda onların gönülleri bizimle birlikte geldi ve bizim gönlümüz orada kaldı. Kimseyi kırıp dökmeden yapmaya gayret ettik. Çünkü baştan da öyleydi. Şimdi buna girmeyelim ama şu var. Tekrar o basit hesaba dönelim. Büyük güçlerin dünyayı yönetme kabiliyetlerinde ve ağırlıklarında başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere büyük bir erozyon yaşanıyor. Evet. Cevap bu. Ha. Neden Amerika Birleşik Devletleri ya da onun şürekası, kimi Avrupa ülkeleri, kimi uluslararası organizasyonlar, kurumlar şu anda geriliyorlar? Çünkü bu yetenekleri daralıyor. İki tane sebebi var. Bunlardan birincisi kendileri beceremiyorlar. Kendi orada bir dökülme hali var. O bizi ilgilendirmiyor. İkincisi? Yani, i̇kincisi diğerleri iyileşiyor. Evet, Türkiye doğru. İyi. Hindistan iyi. Daha doğrusu şöyle. Hindistan o kadar iyi değil ama Çin, Rusya iyi. Ve bunlar her yerden bu tektonik tabakaları sıkıştırmak, iteklemek gibidir. Oralara baskı yapıyorlar. Biz baskı yapıyoruz işte. Baya baskı yapıyoruz. İsrail diyor ki Türkiye bizi çok hırpalıyor diyor. Ne hırpalaması? Elime geçirsem sen o zaman gör diyor. Yani geri adım da atmıyor. Neden? Çünkü onun doğru olduğunu biliyor. Ve şunu da söylüyor. Yani çapın o kadar değil. Yani küçük devlet lafı o laftır. Çapın o kadar değil. Ve çapın küçük olduğu için de senin üzerine geliyor diyoruz. Geliyor değiliz. Sen yanlış yapıyorsun. Yanlış yapıyorsun. Ya, ve yanlış yaptığın şey devlet politikası değil. Ya, sabahtan akşama kadar çocuk öldürmek nedir? Ya? Böyle bir şey olabilir mi? Buna itiraz edilmeyecek mi? Prensip olarak efendim Mısır'la ilişkinizi bozmayın. Ya bozmuyoruz zaten. Ama şöyle bir durum oluyor. Ha? Darbe oluyor. Darbeye prensip olarak karşı değil misiniz arkadaşlar? Evet. Birinci nokta bu. Evet karşıyız. Karşıyız. Tamam peki. Tamam. Yani hiç aradaki olayları saymıyorum bakın. Hı hı. Sonra bir uluslararası toplantı oluyor. Mısır'ın başında bir general var. Sisi. Evet. Uluslararası toplantıya giriyor. Şey de orada. Trump da orada ve bağırıyor. Benim diyor favori diktatörüm diyor. Birisi benim yani seçilmişi boş verin. Pardon darbeyle geleni boş verin. Benim seçilmiş liderime bunu söyleyecek. Ben orada bunun cevabını vermeyecek lidere oy vermem. Birisi Erdoğan'a, herhangi birisi Trump da değil, Putin de olabilir, hiç fark etmez. Uluslararası bir toplantıda böyle seslensin, ben Erdoğan'ın susacağını hiç zannetmiyorum. Ben de hiç zannetmiyorum. Susarsa da ben arkasında değilim. O yüzden bu kadar. Sisi, hani, susma. O yüzden Türkiye'de Sisi karşıtları işte herhalde değil mi? Yani sonuçta çok fazla var. Hasılı basitçe şunu anlatmaya çalışıyorum. Bir, onlarda bir gerileme var. Bunun sebepleri dediğim gibi bizi hiç ilgilendirmiyor. İki, diğerlerinde bir yükseliş var. En yalın anlatımı bu. Avrupa ülkelerinde büyük savrukluk var. Bakın artık Avrupa Birliği lafı zikredilmiyor neredeyse Türkiye'de. Avrupa Birliği'ne üye olmak istiyoruz. Çok seviyoruz onları. Alın bir artık bitti ondan. Bitti, ne ama yani, evet, ne halk bunu istiyor, kamuoyu istiyor ne. Ama şimdi eskiden şöyle deniyordu. Ama kriterlerinin varlığını önemsemiyor musunuz? Yani önemsemiyorum. Yani, ben önemsemiyorum. Ama işte önemsenmemeli mi? Yani işte konuşalım. Hay konuşalım. Yani, ama önce şunu söyleyeyim müsaade ederseniz. Eskiden Avrupa Birliği'ne girmeyelim ya. Neden girmeyelim? Ya almayacaklar bizi. Tamam. Deniyordu değil Doğru. mi? Şimdi şu hal var. Avrupa Birliği'ne girmeyelim. Neden? Ya Avrupa Birliği yok ki, çöktü. Tamam. Tamam zaten burada yine konuşma bitiyor. Tamam. Burada yine hangi Avrupa Birliği? Brexit, İngiltere demiş ki Doğru. ben gidiyorum. Bir de şunu unutmayın. Bakın hızlıca anlatıyorum ama.
Yok, daha güzel çünkü süremizden dolayı böyle hızlı hızlı. Şimdi bakın, İngiltere Avrupa Birliği'nden çıkıyor mu? Çıktı. Ya çıktı artık zaten. Yani onun kanunu bilinen nesi yok. Ben yokum arkadaşlar. Tamam, Brexit yaptım. Bu neresi biliyor musunuz? Avrupa'nın batı kanadı, batı kalkanı, batı parantezi. Türkiye ne? Türkiye de oranın doğu kalkanı, doğu parantezi, doğu kanadı. Bu böyle geçer. Kanat operasyonudur meşhur ismi. İki kanadı birden düşmüş durumda. Ortada lof et gibi duruyor Avrupa Birliği. Dahası kendi içleri. Fransa sorunlu, İspanya sorunlu, İtalya sorunlu. Hepsi siyaseten. Almanya, hem de Almanya'yı kim hırpalıyor biliyor musunuz? Bizatihi Amerika. Doğru. Bizatihi Amerika perişan ediyor. Bir de adamların başında Rusya şeyi var yani. Derdi var. Çünkü Rusya Almanya ile ben kötü ilişki istemiyorum diyor ve her şeyi de açıyor aslında. Gelin birlikte olalım vesaire vesaire ve sürekli olarak Avrupa Birliği eriyor. Siyasi gücü yoktur. Bir Avrupa ordusu kuralım dediler. Üç tüfek bir araya gelemedi. Üç tane tüfek toplayamadılar ya koskoca Avrupa Birliği. Koskoca artık tırnak içi elbette ama hani Avrupa ordusu ne ya? Avrupa, bir de bize hani o zaman diyorlar ki... Ben yine ki, defaatle altını çiziyorum. Yani Avrupa Birliği'nin yine istenmesinin bir sebebi yani şunlar değil. Bir taraf işte hep söylüyoruz ya İspanya Türkiye'nin dünyanın en demokratik ülkesi değil mi? Yani demokrasi öyle birincisi ilk sırada İspanya var. Yani öyle olduğu söyleniyor. İstatistikler bunu söylüyor. Ben bu tür kalıplara çok böyle atlamam da onun için. Yani sonuçta işte insan hakları, demokrasi işte nedir? Bakın yıllarca bizi iyi diş ettiler. Sizde insan hakları yok, sizde kadın hakları yok, sizde şimdi şey hayvan hakları yok. Evet, burada büyük eksiklikler var. Yok muydu? Bu arada eksiklikler. Hayır, yani şimdi ne olur geldi onesim. Şimdi bu Ünye'de yaşanan olayı ben söylemek istiyorum. Yani bu görüntüler bilmem ne burada ya yani 20 tane 50 tane köpeğe bakılamıyor mu ya? Bakın şimdi bambaşka bir konuya sıçradık ama bakın bunlar ülkeyi üzüyor. Bunun istismar edildiği haller varsa... İşte bu da gelişmişlik seviyesi tamam, değil mi? Ama şimdi bunun da istismar edilen haller varsa savcılarımız gereğini yapsın. Yani efendim o mesela o görüntüler sahteyse kim koyduysa fena hırpalasın. Ama gerçekse de öbürünü yapsın. Anladım. Öbürünü yapsın. Gel bakalım arkadaşım sen bunları ne yapıyorsun bu hayvanları? Peki. Nedret Bey reklamı az kaldığı için soruyorum. Şimdi diyorsunuz ki Amerika tamam çöp yani kenarda İsrail'i attık zaten. Avrupa Birliği istemiyoruz tamam. Zaten bu Barış Pınarı Harekatı Arap Birliği'ye işte o oradan da şey yok. Onların kendilerine hayırları yok. Doğru. Türkiye gözünü Rusya Çin'e mi çevirecek? Yani doğuya mı kayacak? Doğru mu? Ya da ben mi çok niye yanlış bir şey söylüyorum? Hayır, yani illa bir yere kayması mı gerekmiyor demek istiyorsunuz? İşte, ama tek başına ilerleyebiliyor tek mu başına bir ülke? Mıyız? Değil bakın, miyiz? Bakın sıra dışı stratejik ülke. Amerika'nın tarifi bu. Stratejik ülke demiyor, sıra dışı ülke de demiyor. Sıra dışı stratejik ülke diyor. Güzel bir... Ne demek bu? Zaten stratejik bir ülke burası, biz onu biliyoruz jeopolitik. Ama sıra dışıyız. Sıra dışı ne demek biliyor musunuz? Hani tam ne yapacağını kestiremeyebilirsin demek. Yani bir anda delirebilir demek. Yani bizi fazla delirtmeseler iyi olur. Ya bunu evet hani böyle ya. Bir Türklerden hep bir korku zaten. Türk korksunlar deyince, zaten. Yani zaten biz bunu gördük çok net değil ya mi? Ya bunlar da bizi o kadar ezdiler ki bakın bu tabuları, klişeleri hep yıkmak için konuşuyorum ben. Efendim bunlar barbar. İyi ki öyleymişiz yoksa mahvederlerdi. Yani biz yoksa barbarız mahved. Diye korktular bizden. Yani biraz dişinizi göstereceksiniz bunlara. Ha biz barbar dediler bize sinelim dediğimiz zaman çöküyorlar tepemize. Evet, ya az bu şeyi de istemiyorlar. İzleyicilerimizden sonra. Tamamı her şeyi istiyorlar. Bütün Türkiye'yi istiyorlar. Adama soruyorsun işte sen burada işte Kürdistan sözde Kürdistan kuracaksın da İstanbul'u istiyorum diyor. Yani onların öyle şeyi yok. Verdiniz mi elinizi kol falan değil tamamını alır. Bu yüzden iyidir diş. Mesela konjonktür uygundur rahat ol. Korkmayın. Peki. İzleyicilerimizin mesajlarına bakıyorum. Teşekkür ediyoruz ama işte ben de, siz yazın. Siz yazın bize gerçekten feyiz oluyor. Biz arada da konuşuyoruz. Reklamdan sonra bu gelen mesajların arasından seçeriz ona cevap veririz. Öyle yaparız. Kısa bir aramız var. Mehmet Bey Almanya'dan yazmış. Ne ABD ne Rusya ne Çin. Ne İsrail ne bir şey sadece Türk Birliği demiş. Eyvallah diyoruz biz de bir şey demiyoruz. Değil mi? Eyvallah. Şimdi şöyle bir kısaca toparlayalım Nedret Bey. Çok kısa. Son iki dakikamız. Öngörünüz
Eğer şeyi soruyorsan hani bu ziyaret meselesini evet. O ziyaretin şu anda olmaması için bir problem gözükmüyor ama Amerika'da bir şey bunu zorlayan, sabote eden bir grup var. Türkiye'de de var ama bunlar o kadar etkili değil. Yani onun aklıyla hareket etmez Ankara. Amerika'da bu bozulsun isteyen bir grup var. Onun için böyle sersemce şeyler yapabilirler. Yani çok az bir süre kaldı oraya gitmemize, yapabilirler. Ancak şu, Türkiye net bir şekilde Trump yönetimiyle Trump'ı ayırıyor. Bunu resmen de söylüyor. Yani gizli saklı yapılan bir toplantı değerlendirme. İşte aslında Trump'la ilişkimiz iyi olabilir ama aşağıdakiler bozuk. Kimse bilmesin demiyor. Çıkıp olduğu gibi söylüyor bunu. Doğal olarak Trump'ı kayıracaktır Ankara. Yeter ki iyice delice bir şey yapıp milletin sinirini bozmasınlar. Çünkü Türk kamuoyunun siniri bozulursa Ankara onu dikkate alır. Bu yüzden de ben şu anda gidilip konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Bunun için şartlar şu anda uygundur. Dahası bölgenin şartları da bunu gerektiriyor. Gidelim Trump'la konuşalım. Hiç ya kimsenin bir şey dediğine inandığımız yok zaten. Yani Ruslarla da konuşuyoruz, onlara da inanmıyoruz. Biz kendi bildiğimizi yapacağız zaten. Bunun için kazanıyoruz zaten. Trump'a da gidelim, bak kardeşim Rusya ile ilişki şudur. Bu silahlar meselesi de var. S-400 meselesi budur. Bak bu Avrupa Birliği'ne sahip ol. Kendi altındakilere sahip ol. Senin durumunu anlıyoruz. Yılbaşına doğru seçimlerim var. Bu konuda biz sana toleranslı davranıyoruz. Üzerine gelmiyoruz. Peki. Ama Suriye, Irak'tır, İsrail'dir. Bunların da oradaki pozisyonlarını da toparla. Onun için görüşme gerçekleşse şu anki şartlarda tekrar söyleyelim iyi olur. İyi olur. Ayağınıza sağlık Nedret Bey. Çok teşekkür ederim. Yalnız ben şunu ekleyeyim. Bu beni kesmez. Yani ben alışık değilim öyle bir saat zaten on maşallah reklamında var. Yani kısa bu. Çok şükür diyeyim. Yani kısa. Söyleyeyim yani kısa. O zaman sözümüzü alıyoruz. Yok programı da uzat. Ayrı sözün başka bir şey. Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık.